Duygu ablacığım, eline koluna sağlık. Tatlılara geçebiliriz. Şöyle vereyim servisimi. Teşekkür ederim. Yardım edelim mi Duygu Hanım? Yok yok, ben alırım. O kadar laf söyle, ondan sonra yardım edebilirim. Olsun, yine ne çatalımızı alalım ya. Yardım ettirmedik. Ah. Çatalını alacak mısın? Çatal temiz gelecek herhalde. Zaten. Mesela ben tatlı için çatalı, işte her şeyi masada mesela hazır olmayı beklerdim. İnsanlar unutabiliyor bazen ama onlara fazla takılmamak gerek yani, unutulabiliyor onlar. Duygu Hanım sizce niye böyle yapıyor? Bence beni kendilerine rakip gördüler. Böyle bir masa beklemiyorlardı herhalde. Benden böyle bir masa beklemiyordunuz aslında. Ben bana yakın servis yapabilirim. Yardım mı edeceksin? Evet, yardım etmek istedim. Eminim. Biraz üzüldüm. Niye üzüldün? Maşallah sesi sen girdi, de diyelim, diyelim, ondan sonra üzüldüm diyorsun. Güler beni çok çıldırttı. Peki Güler Hanım sizi çıldırttı ama Vildan Hanım da her şeye karışıyor. Ben yardım etmek istedim Duygu Hanım. Sırf dedikodumuzu bölmeye geldiniz değil mi? Hayır, asla. Biraz vicdan yaptım. Kendisini de biraz terlemiş ve üzülmüş gördüm. Acaba kim üzdü? Sadece ben değil, lütfen. Yani doğruları söylemek zorunda masada. Siz yarışırken size servis konusunda bu eleştiriler geldi mi? Siz iki servis mi açmıştınız misafirlerinize? Tabii ki. Kasem vardı yoğurt salatası için. Ben onu kastetmiyorum. Masaya ikişer tane çatal bıçak koymaktan bahsediyorum. Duygu Hanım'dan sürekli çatal bıçak istendi. Sürekli çatal bıçak istendi. Kadının sinirleri bozuldu. Duygu Hanım, iyi misiniz? Duygu Hanım'ı oturtalım isterseniz. Tutturma, tutturma. Duygu Hanım şöyle buyurun. Duygu'nun ağlamasına gerçekten çok üzüldüm. Hani aslında çok da üstüne gitmedik. Hepimizin üstüne geliniyor, yeri geliyor, eleştiriyoruz. Dün Güleser ablaya da mesela eleştirdik. O böyle sapasağlam kendisini savunmaya çalıştı. Ben Duygu Hanım'dan onu beklerdim. Bizim karşımızda kendisini savunmasını beklerdim, ağlamasını değil. Ama yapı meselesi. Çok üzüldüm. Yapmayın böyle lütfen. Duygu abla? Ne oldu şimdi? Bir şeylere çok üzüldü herhalde. Yani cevap bekliyoruz ama cevap da vermiyor. Bir yandan o ne oldu şimdi durduk yere? Duygu abla, bak bakayım sen bana. Bir bak. Kadir, bu bıçak mevzusu sanırım Duygu Hanım'ı üzdü. Niye? Herkes bir şey istedi, Duygu Hanım buna alındı. Olabilir, herkes unutabilir. Hadi ben bıçakla yemem mi zaten? Elimle yerim, olmasa çatalla yerim yani. Tamam, bunu rahatlıkla söyle. Niye ama kaç sefer yok dedik yani. Ha biri bıçak istiyor, biri bıçak kim istiyor. Kim bıçak istedi? Güler istedi galiba. Yani evde mi bıçak yok? Normalde evet, evde, ben tamam. Normalde bıçak kullanmayız. Anladım. Biz. Bunu o zaman sen ona belirte ki ben evet. Evde çok bıçak kullanmıyorum. Ama yok dedim. Anladım, o herhalde hani kirli de falan düşündü. Temizde olmadığı için. Evde olmadığını anlamamış olabilir. Bunu belirt rahatlıkla, bıçak kullanmak zorunda değilsin, sen evinde olabilir. Böyle yiyebilirdiniz. Niye hani beni zora sokuyorsunuz diye cevap verseniz. Hani burada ağlamayın boşuna lütfen. Şimdi sen bir bıçak için mi ağlıyorsun? Yok yok. Sen o kadar zorluğu atlat. Kaç yaşın? O kadar emeği çıkar. Vildan Hanım, içeride demediğinizi bırakmadınız. Şimdi Duygu Hanım ağlayınca... Tabii ki üzüldüm, vicdan gel, yapıyorum. Gel, gel, gel. Vildan da maşallah boya kertelası, rengarenk. İçeride öyle. Nasıl da burada nasıl. Gel seni sofaya uğurlayayım ben. Tamam. Kadriye sen bayağı yorum yaptın. Şimdi diyecek ki günü geçti, bak açıldı Kadriye. Hayır Kadir Bey, günüm geçti diye değil. Ben... Gördüğün için. Gördüğüm için. Yani ben ne diyeyim bunlara? Bu kadar insan adaletsiz olur mu ya? Tamam buldu da yani bu kadar mı yani ha? Onlar temizlikçi tutuyorlar. Ben hiç inanmıyorum. Onlar temizlikçi tutuyorlar. Bu kadar. Soframı gördüler, kıskandılar. Bana beni rakip gördüler. Bu kadar. Ferah Hanım, temizlik yapmayacaktıysanız hamaratlık yarışmasında ne işiniz var? Hele ki Kadriye Hanım. Hiç ben ona yorum yapmadım. Bu kadar kötü yorum yapmadım. Çok pisti. Ne demek yani? Çok pisti. Yeşim Hanım'ın banyoda çok detaylı bir şekilde baktığını düşünmüyorum. Niye peki? Temiz buldum dedi. Yine az önceki toz dediğin şeyle alakalı mı? Tamam, toz bulmadıysanız toz bulmadım. Temiz buldunuz o zaman. Yani toz bulmadığım bir şeyi de toz buldum, şurası çok kirliydi, böyleydi tamam. Diye genel, diyemem. Genel zaten olarak çok temiz aşırı bulmuşsunuz. Banyoyu evet, banyoyu genel tamam. Olarak temiz buldum. Ben de diyorum ki detaylı bir şekilde bakılmamış. Peçeteyle baktım her yeri, görünen her yere mutfak... baktım, rafların üstüne hı-hı. Altına baktım. Bulamadınız. Evet, bugün toz da bulamadım ama duşakabinin içerisindeki lekelerden bahsettim. Ama mutfakta... Hiç ağlamak istemiyorum aslında kameraların önünde ama yani. İnsan der mi yani bu kadar pis? Hiç demez. Bu kadar adaletsiz olur mu ya insan? Bunlar temizlikçi tutuyorlar bu kadar. Sanki kendileri çok yapacak.
Bu kadar yorum tamam yapsınlar, normalini yapsınlar. 10 çeşit yaptığım için kıskandılar işte. Çok üzdü beni. Çok pis evin ne demek ya, çok pis. Peki 10 çeşit menüyü dolu dolu buldunuz mu yani, ağır bir menü mü? Ferah Hanım, menüyü kalabalıklaştırayım. Herhalde yemeklerden temizliğe konuşulacak çok fazla şey bulunmasın diyerekten mi düşündü bilmiyorum ama. Yani gereksiz kalabalık kolay şeyler yazıp var. Çok mu yazmış? Kolay yazıp çok yazmış ve 5 saatine uygun şeyler de var menüde. Aslında güzel perde pilavı gibi, çiğ börek gibi güzel ana yemeği ve ara sıcağı var. Menüyle uyumlu seçenekler keşke sunsaymış da 5 çayı gibi mesela seçenekler. Mesela kurucacık, işte bu kızartma onlarla uyumlu değil mi sana göre? Kırmızı biber ortasında kızartmayı meze olarak belki kullanmış olabilir. Ona bir şey diyemem ama patates topları, köstebek pasta, cacık, yani kurucacık da hiçbir şey yok. Hani salata var, örnek veriyorum yani biraz sana kalabalık gibi, geldi sadece. Kalabalık geldi. Ayse, ve uyumsuz geldi. Peki. Yani hani 10 çeşit olup da böyle çok ağır bir yemek yapmadığı için 10 çeşit yapmış yani, yetiştirmiş. Peki. Nimet, sen ne düşünüyorsun? Ana yemekte hem tavuk var. Hem de yanında kifit mi, kifit mi öyle bir şey demişti ama tuhaf. İşli köfte. İşli köfte var, kıymalı. Ha, o da kıymalı. Biri kırmızı et, biri tavuk. Bence çok alakasız uyumsuz olmuş. Mu? Tabii ki uyumsuz olmuş. Çiğ börekte de kıyma var. Yani çok karışık olmuş menüsü. Peki. Kadriye Hanım? Karışık buldum. Yemek var, evet yemekleri var. Ama aralarına da ikramlıklar girmiş. Çok yani karışık. Peki. Şimdi süzme mercimek çorbası geliyor. Evet. Süzdü mü, blenderdan mı vurdu, bakacağız. Bilmiyorum artık, süzme onu gelince ya. Siz çorbanın kıvamından anlarsınız belki ne olduğunu. Yalnız ilk gün mercimek konuşuldu, bugün mercimek geldi. Kendisi de bana çok yorum yaptı mercimek için. Analı kızdı falan demişti, onu yap demişti ama. Ferah abla iyi misin? Çorbası. Bir düğün çorbası olabilir falan ha, demişti, evet, hatırlıyorum. Ferah abla iyi misin? İyiyim. Ya iyi hiç iyi görünmüyorsun ama gözlerin baya baya dolu. Ayım ama yani pis denmez sofrada. Bir gel. Kere buradayız biz, pis denmez. Gel burada otur, ne demek konuşalım. Pis? Pis ne demek? Tabii, gel ben buraya. Pissem kendi daha pis. Ama ben konuşmadım. Ben temizdim lütfen. Evet, belli oluyordu. Söylediniz zaten, dile getirdiniz. Kadriye Hanım, siz neymişsiniz inanamıyorum. Yalnız ben senin böyle ağlamana çok üzüldüm. Şunu söyleyeyim yani, tabii ki herkes eleştiri yapacak. Tabii ki adabınca, usturu bunca. Ama hani sana pis denmedi. Hani evde bulunan yerler açısından pis dendi. Yoksa sana pis birisin asla kimse demedi. Hani sen o konuda için rahat olsun. Hani bu kadar kendini üzme sakın. Yani Kadriye'nin pislediği yerler pis olarak, hani koltuğun arası tamam pis. Tamam yani yerler pisse işte diyor ki sen de pissin yani. Hayır, İstanbul'da olur mu öyle şey? Onu demek istiyor, başka ne olacak? Pis yani Kadir Bey, pis. Bana göre pis. Evim tertemizdi. Kadir Bey de gördü. Benim yaşıma göre gayet temizim ben. Yani çocuğum yaşındakiler bana bu lafları söyledi. Çok ağrıma gitti. Bana diyor ki çok pis, senin evin çok pis. Ne demek yani? Asla affetmiyorum onları. Ferah Hanım ağladığı için hiç üzülmedim. Ağlamalarını normal bulmadım. Bahaneydi bunlar. Kadriye Hanım, bence siz dünün acısını çıkarttınız bugün masada ama... Yani biraz mantıklı yorumlar yapmanızı tercih ederim. İyi misin Ferah abla? İyiyim, iyiyim. Bak daha yemeklere yorum yapılacak. Yani tekrar söyleyeyim. Kadriye bak tekrar söyledi ki ben dedi bulduğum yerler için pisledim. Hani orada kırıntı kalmış. Nasıl onun dolabının altında buldun? Nimet'in belki artık salonda mutfağında mı buldun? Hani bunu sakın şahsi olarak algılama. Evin yerleri için. Çok pişman oldum. Keşke ben böyle en ayrı detaylara kadar inceleseydim. Peki ben haftanın başında Nimet'in evinde ne dedim? Haftanın ben başında... çok merhametliyim valla, çok vicdanlıyım ya, yapamıyorum. Hayır, bunu merhametle alakası yok. Bir yarışma var, yarışmanın bir formatı var. Nimet'in gününde özellikle söyledim, dedim ki bakın ilk gün diye dedim sakın az gezmeyin. Sonraki günlerde sen ilk günden az gezdik. O yüzden yok onun evini az gezdim, benim evimi çok gezdim. Aynen, senin olmasın. Dediğin çok aklıma geldi. Evet. Çünkü ben bilerek sizi uyardım çünkü bu yaşanılıyor. Sen hani tecrübelisin. Bunu...
şunu söyleyeyim, bunu sakın abi Aysel'in mutfak dolabını açtın, ekranda bana dediler ki yazıklar olsun bir kadının mutfak dolabı açılmaya da bulaşmak istedim. Format bu, bunu yapmak zorundayız. Evet. Amacımız orada Nimet'in evi ne kadar temiz, ne kadar detaylı yer var ona görmek. Senin evinde de aynı, onların evinde de aynı. Sen bunu biraz kişiselleştirdiğin için onun evlerini rahat gezmedin, onların evini. Selma Hanım biliyorsunuz dün bir yarışmacımız size önce 3 puan verdi. Daha sonra bu puanı 6 puanı yükseltti. Bu yarışmacımız beni etkileyen bir şeyiniz var. Bunu daha sonra size söyleyeceğim dedi. Peki bunu söyledi mi? Söyledi. Daha doğrusu bana söylemedi. Tatmin oldunuz mu? Hayır olmadım. Şöyle ki şimdi beni ilk 1 puanla kaba tabirle pis olduğumu söylerken daha sonra benim söylemiş olduğum bir cümleden dolayı yani görme engelimden dolayı puanını arttırdığını söyledi. Bu beni tatmin etmedi. Neden? Ondan ben dolayı vermedim cümle... ama. Hayır ama bak yanlış anlaşılma var. Ben bilmem. Bana açıklama size ben için söylemedim. Asla da söylemedim. Recep Bey siz öyle, bana açıklama yani yaptınız. Ben öyle düşünüyorum. Siz öyle düşündünüz ama yanlış bana düşündüğünü söyleyeyim. Bana açıklama gelmedi. Hayır bana açıklama gelmedi. Ben öyle düşünüyorum dedim. Siz öyle düşündünüz. Okey. Evet, çünkü benim ben yanlış anlaşılma olmasın peki, diye. Siz şimdi... dün, ama hayır. Siz de dün dediniz ki hani bir cümleniz beni etkiledi. Evet. O cümleyi ben şimdi söylemeyeceğim. Yine söylüyorum. Dışarıda yarışma sonunda söyleyeceğim. Cuma günü söyleyeceğim. Ben de Selma Hanım'ın bir şeyinden rahatsız oldum. Dün bu sabah kadar hiç uyuyamadım ve ben de kırıldığım, üzüldüğüm bir nokta var. Selma Hanım'dan bir açıklama bekliyorum bir büyüm olarak. Madem bana yol göstermesini istiyorum bu anlamda. Dediniz ki dün sizinle yarıştığıma utanç duyuyorum cümlesi beni çok etkiledi ve çok üzüldüm şundan dolayı. Ve bununla ilgili bir açıklamanızı ve özrünüzü bekliyorum açıkçası büyüme olarak. Tamam, utanç duyuyorum ben, büyük bir laf çünkü. Ben çok üzüldüm. Beni de ailemi izleyecek, seyirci izleyecek, milyonlar beni de izleyecek. Bu cümleyle ilgili beni çok kırdınız bende. Ben nasıl özür dilemişsem sizden de bekliyorum. Ben açıklamama devam edeyim mi? Lütfen. Ben sizden özür dilemeyeceğim. Neden dilemeyeceğim? Fırçada gördüğün saçtan ötürü bana vermiş olduğun bir puan. Sen benim salonumu değerlendirmeye almamışsın. Bak ne diyorum hepimiz insanız. Ama ben senden o kelimemden dolayı... Buyurun. Ben bitirebilir miyim? Seni dinledim. Evet. O kelimemden dolayı senden özür dilemeyeceğim yine söylüyorum. Sen beni bir puanla evet sen pis bir kadınsın dedin bana. Ben bu kelimenin üstüne sana onu söyledim. Pişman değilim. Özür dilemeyeceğim. Adalet değil tamam, bu. Tamam. Ben şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum. Ben de ısrarla gerçekten şunda arkasındayım. Ben size pis asla demedim. Burada seyircilerini ben de buradan söylüyorum. İkincisi ben size bu konuda hakkında salonunuzu dikkate almadığım için özrümü diledim. Bir sizin küçüğünüz olarak bir hata yaptım ve puanım bu yüzden de olduğunu söylüyorum yine. Ama siz bana yarışmaktan utanç duyuyorum bir büyüm olarak bu iş size yakışmadı Selma Hanım. Sadece bunu söylüyorum. Ben nasıl özür diliyorsam özür dilemeyin büyük küçüğü olmaz da erdemliktir. Ve yani ben de çok duygusal bir insanım yapma gereği. Siz şunu unutuyorsunuz. Ben de bir insanım. Bunu lütfen unutmayın. Yo, estağfurullah. Ben de insanım. Hata ben de yapabilirim. Ben sizin ama bana siz dediniz utanç duyuyorum dediniz. Keşke yarışmada biz seçtim. Utanç duyacak ne şey yaptım? Recep'ciğim. Bunu soruyorum. Ben o kelimemden ötürü senden özür diliyorum. Teşekkür ederim. Ablan olarak özür diliyorum. Teşekkür ederim. Bunu bekliyorum. Ama insanlığına... Ben sizden özür diledim. Tamam bir tamam. Konuyu kapatalım. Konuyu tak diye bağladım. Evet. Recep Bey, Selma Hanım'a kesinlikle pis demedi. Puanlamayı yanlış yaptığını sonradan fark etti, düzeltti. Selma Hanım da dünkü o birin siniriyle hani bana böyle bir puan verdiniz, adaletiniz kötü tarzında utanç duyuyorum dedi. Konuyu güzelce... Tatlıya bağladık. Şöyle hemen tatlıya tut çabuk. Buyurun daha da karışmasın. Lütfen tadına yok bakayım. Şu an almayacağım. Teşekkür ederim. Biraz kendine gelsin Recep Bey. Ben biraz moda düştüm. Yemeyeceğim. Selma Hanım, emin olun ben de sizinle aynı ortamda olmak istemiyorum. Dün söylediğiniz sevda o kadar kırıcıydı ki beni çok üzdünüz bu anlamda. Tatlıya bağladık konuyu. Yalnız tatlı efsane olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet evet olsun. Ellerinize sağlık. Ben çok beğendim. Üzülme. Afiyet olsun. İyi miyim? Kusura bakmayın vallahi. Ya estağfurullah dünkü. Ben normalde yapı gereği o kadar duygusal bir insanım ki. Yani dediğim gibi buradaki insanlar beni bir günde tanıyorlar. Yani o yüzden. Yani herkes birbirini hemen tanıyamaz canım. Herkes her yönünü bir anda gösteremez. Kolonya ister miydiniz? Ya, teşekkür ederim. Tatlınıza bakın. Ama bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Dün dedi ki bir puan arttıracağım, 4 vereceğim dedi. Ben onu istidaden onayladım. Tamam puanını değiştirebilir dedim ama 6 puan verdi.
Evet, ben niye onu, verdiğimi ben izah ettim. Onu düşünerek, niye aynısını söylüyorum? Ben onu düşünerek sizi onayladım ama siz gittiniz 6 puan verdiniz. Ha, pişman mı oldun? Evet, ya, pişman oldu. Gülşah, tavuklu salatayı nasıl buldun? Ben tavuklu salatayı beğendim ama tuzu eksik. Yani börekteki tuz da aynı şekilde. Şöyle bir şey, hani kornişon turşu, ben, kapya biber tamamlasın diye. Evet, ama hani eğer ki atsaydım daha fazla tuz, bu sefer de tuz avuç tadını olurdu. Beğendim, güzel, ellerine sağlık. Peki, olsun. Remzi abla nasıl buldun? Ben de tavuklu salatayı, şehriyeleri pişmiş, çok güzel. Tane tane. Kornişondan biraz daha fazla olsaydı, ekşimsi böyle. Tadı, tuzu, her şeyi güzel. Hani bir tık daha fazla ekşilik olsaydı. Evet, içinde. Ekşilik aradım. Peki, ben. Peki kıymayla bunu yan yana nasıl yakıştırdın? Senin için problem mi? Yok, benim için problem olmaz. Peki. Oya abla. Nazmiye'ye katılıyorum. Tavukla et olmamış. Yerine başka ya patatesli olsaydı daha güzel olurdu. Ya bu değişik. Bunun içine tavuk koyması daha iyi olurdu. Peki lezzet olarak beğendin mi? Biraz. Yani tuzlu, ucundan olsa puan tuzlu veririm. Ucundan da olsa gibi oldu. Oya ablam, dün ben her şeysini beğendim. O büyük, senin hiçbir şeyin güzel değil. Oya abla, günün geçti diye yapıyorsan. Ama yok, hayır. Gülşah gibi hayır, seni de görmeyelim. Yani hayır, kesinlikle. Sakın. Öyle düşünme. Nazmiye'nin de günü gelecek diye yapıyorsan bekleyelim ya. Ben perşembe günü bir şey diyeceğim. Hazır geri gelmiş gel. Gülşah senin için dedi ki bugün dedi pek dedi bir sessiz dedi. Özge Nur'a karşı. Uykum var ya. Allah, sabahın köründe sete geliyoruz. Niye sessizmişim? Eğer bir şeye beğeniyorsun. Özge Nur'a karşı gayet. Çok pardon. Yeni iki gün öğlen mi geldiniz? Evet. Kadir, üçüncü teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadir, üçüncü gündeyim yani. Benim yani de Özge ile hiçbir alakası yok. Yarın, canım. Yarın artık bize menü yaparken böyle yapar. Hadi böyle getir. Şey ama fark ettiyseniz iki gündür Nazmiye en çok Özge ile zıtlandı. Evet, işte yani en çok, ben de. En çok Özge ile zıtlandı. Neden bugün alttan alsın ki? Çünkü yarın kendi günü. Ya ne kendi günü? Ya ne alakası var? Öyle şey olunca hemen kendi gününü katıyorlar araya. Öyle bir şey var mı? Görüyorsun, ben Remzi abla saçından tutup yerlerde mi süreceğim kendi günüm geçti diye? Bilmiyorum. O zaman senin günün geçti. Bilmiyorsun, beni tanıyamıyorsun. Benim konuşmaman lazım. Şimdi kendi günü geçtiği için bana o zaman böreği, ben senin şakasına söyledim. Daha oyunu vermedi. Oya ablayı bilmiyoruz ama seni biliyoruz artık Gülşah. Bak burada kaç kişi var biliyoruz. Günüme oynamış olsaydım şu anda bu böreği beğendim derdim. Ama beğenmedim. Nazmiye, niye sen diğer üç bayanla set çıkışı, program bittikten sonra görüşürüm ama Gülşah'la bir daha görüşmem dedin? Ben insana bir kere not veririm. Bir kere verdim. Hani şimdi ben bu kadının evine gelip de onları görüp de beş veren bir insanla benim tarzım değil. Arkadaşı olsam da görüşmeye devam etmem. Teşekkür ederim. Dünkü puanlamasından dolayı eledin Gülşah. Puanlamasının altında yatan sebeplerden dolayı eledim. Ne gibi bir hani sebepler? Çünkü kendini düşünüyor. Kendine göre hani yarışmayı... Bencil mi buldun? Bak, ben en bencil insanlardan biriyimdir. Kendimi çok severim. En çok kendimi severim. Ama başkasının hakkını yemediğim sürece hakkını yedi. Nazmiye haklı bu konuda çünkü Gülşah hak yedi. Ama yani bu yaptığınız hiç güzel değil. Böyle birlik oluyorsunuz tek başına. Evet, kıyıda köşede konuşuyorsunuz. Hayır. Hiç hoş değil. Hayır, hiç kıyıda köşeye gittik yani mi gördüler? Yani kendi açınızı şu anda masada ortada sergiliyorsunuz. Gülşah, aralarında dışarıda konuşuyorlar. Hayır. Hayır. Bir dinle. Bana dediler ki, ses dışında kimle görüşürsün dediler. Hani kimlerle görüşmezsin dediler. Gülşah'la görüşmem dedim. Ve dedim ki, diğerlerini daha bilmiyorum. Bak, o yavrunun da dündü günü, bugün vereceği puana bakacağım dedim. Daha onların da notlarını, kredilerini vermedim Nazmiyeciğim. Dedim. Hani birlik olma gibi bir durumu yok. Bir şey için yorum yapıyorum. Senle konuşuyoruz değil mi? Oradan Oya abla saldırıyor, Remzi abla saldırıyor, Özge Nur saldırıyor. Sen ne anlarsın sen peki? Hak yedin. Ne anlarsın? Ondan. Çünkü hepimiz yani hak yedin. Hayır. Hepimiz hem fikiriz çünkü. Hak yedin sen. Doğru söyle. Neden hepiniz? Ama sen şimdi olmaz. Yalan konuştun. Hep bir köşelerde konuşuyorlar. Oya abla lütfen. Yalan konuşuyor Kadir Bey. Gerçekten yalan, yalan konuşuyor. Yalan kelimesi yakışmıyor Oya abla. Yalancısın diyorum. Ay çok ayıp. Yok, yalancısın demeyelim. O da çünkü evet, zorlanmak için. Ama bak, ben o kadar yemin ediyorum. Yok, lütfen, bana diyor ki aranızda konuştum. Belki o da yanlış anlamıştır. Gülşah da ama yanlış anlamış olabilir. Ama o zaman desin yanlış anladım desin. Çok ayıp şeyler. Gülşah'cığım. Ya çok ayıp yani. Gülşah'cığım. Yaşına göre çok ayıp. Cümlelerini ona göre seç. Tamam, o zaman. Sakin ol. Tamam. Ben seçiyorum. Cümlelerini ona göre seç. Nazmiyeciğim, sakin olur musun lütfen? Cümlelerini arkadaşlar. Devam üstüme gelme ya. Bilemem. Ben sana terbiyesizsin derken ne olur. Gülşah'cığım, seni mutfağa alabilir miyim? Çok ayıp. Gülşah, mutfağa. İstersen geç mutfakta biraz dinle. Gel. Gel, kötü oldu. Çok ayıp ya. Tamam, bir tek tek konuşalım şimdi. Bir anda gerçekten çok ayıp. Hepiniz birlikte konuşunca. Yani Özge Nur, senin vatana saygı gösteriyorum lütfen.
yaşından ötürü bazı kelimeleri yanlış kullanmış olabilir, evet. Ama Gülşah'ın söylediğinin doğru olmadığını düşünüyorum. Oya ablanın sert çıkması tamamıyla haklıydı. Çünkü bizi farklı bir şeyle itham etti. Önce kendi bizi suçladı. Onun üzerine de bu tepkiyi almayı öngörmeliydi. Yeşim Hanım'a puanım 2. Buyurun. Haa, 3 ederken 2 geldi. İki. İşte danışıklı dönüşüklü asla yani. Asla danışıklı yani. Dönüşüklü değil. Danışıklı dönüş olsa 3 verirdi bir o zaman da. Bir puan. Anlaşıp Zeynep Hanım konuşsun. Ben bunu kabul etmiyorum gerçekten. Vallahi etsen de etmesen de benim içimden gelen bu. Gördüğüm o. Ben 1 puan. Neyi verdin? 1 puan kurabiyene verdim. Evet. Diğerlerini beğenmediğimi de hep dile getirdim. Ama temizlik anlayışın benim gördüğüm bir anlayış tarzında değil. Sizin sen temizlik anlayışınız ne? Masanızın altındaki yağlar ne? Yağ değildi yağlar orası. Ne? Orası yağ değildi. Verseydiniz elime bir tel bir şey. Silseydim ben o zaman. Nasıl... Sildim zaten kendisini de gördü. Gökhan Bey'i de gördü. Orası yağ değildi ya, bir kere. Ben Allah aşkına ben bakın. Ben mobilyamı kendim boyadım. Boya olabilir. Orada yağın konuşulan ortada o bana diyor bu bana diyor la ilahe illallah. Zeynep Hanım yani... bak gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Benim evim ikilik bir ev değil. Zeynep Hanım'ın 2 puan vermesi çok adaletsizdi. Bence Yeşim Hanım'ın çıldırması da normaldi. Ya bu kadar adaletsizlik olur mu ben? Gerçekten puan içinde ağlamıyorum ama yapılan çok büyük haksızlık. Haksızlığa gelemediğim için. Temizlikte o zaman hiçbir yere puan vermedin sen. Siz eksik puan verdiniz ama. Aa, evet. Bence size fazla verdiniz. Hayır, salatayı beğendiniz, kurabiyeyi sadece fazla verdiniz. Ben adaletli olduğunu düşünüyorum. Asla, bence de siz adaletsizlik yaptınız. Kazanmak için yarışıyorum ama bunların yaptığı çok adaletsizlik. Ben hiçbirini istemiyorum. Ben kabul etmiyorum bu puanları. Benim yemeklerime en azından 5 puan veya 4 puan verseydiniz. Hani temizledi, 1 ya da 2 verirdiniz. Size 4 verdi. Ama benim yemeklerim bir tek sağlam biraz tutuluydu. Yok sadece yemeğime 4 verseydiniz yani. Diyor. Evet sadece yemeğine 4 verdim, temizliğine 1 verdim. O zaman bu ev 6'lık ev mi peki? Evet. Ya pisliğin içerisinde yaşayan bir adam bana kalkıp 3 vermesi adaletsizliğe uğradım. Kesinlikle haksızlığa uğradım yani. Zeynep Hanım bana temizliğime 1 puan verdiniz ya. Evet. O koltuk da pis. Lütfen kalkar mısınız benim koltuğumdan? Tabii ki. Kalkın. Kurallar öyleyse kalkabilirim. Kalkın lütfen. Ben daha fazla bu yarışmada olmak istemiyorum. Sizi de görmek istemiyorum. Yani sizinle de görüşeceğiz. Benim evim bu kadar pisse, oturulmayacak gibiyse ben bu koltukta kalkmalarını da oturmam. Kalkmalarını mı istiyorsunuz? Ya ben görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Bu kadar basit. Peki, bana yapılan bu haksızlığı... Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Birinin evi pislik içerisinde yaşıyor. Pislik içinde yaşıyor demek ne demek? Demin siz de bana dediniz. Yeşim Hanım güne çok saygısız bir şekilde başladı. Zaten bekliyorduk kendisinden. Sürekli bir laf çarpıtmalar, sürekli bir tartışma ortamı. Ve sonunda da zaten hepimiz patladık. Lütfen kalkın. Lütfen kalkın benim evimden. Ama bir şey diyeceğim. Lütfen Yeşim Hanım misafiriniz o sizin. Olur mu öyle şey? İstemiyorum. Benim böyle ama misafirim tamam olamaz. Adaletsiz bu kadar davranacak bir misafirim olamaz. Diğerleri başımın üstünde yeri var. Yeşim Hanım, Zeynep Hanım'a yaptığınız bize de yapılmış sayılıyor. Asla hak etmedi kovulmayı. Çok büyük bir terbiyesizlikti bu bence. Bir şey diyeceğim. Bakın ya. İki vermiş olabilir. Siz de düşük puan verdiniz. Oldu. Evet verdim. Beğenmediniz ama evet, sonuçta kaç yaşında bir kadın büyük... Hani evet. Az önce dediniz ya tüm Türkiye beni izliyordu şu an onun da ailesi izliyor. Ve siz misafiri kovdunuz resmen. Ama yani ne yapayım bizim geleneğimizde misafir kovman var mı? Yeşim Hanımcığım anneniz bence yaşında. Bir kalkın yani o sinirle söylediğinde en azından. Çok ayıp oldu çünkü. Yeşim Hanım'ın yaptığı inanılmaz saygısızca, hoşgörüsüz bir tavırdı. Yani kendisine de yakışmadı. İnanın çok üzüldüm. Yani benim yani evim iki gün geldi ya? Hafta içi genel olarak sinirler hep gerildi ama kimse size kalkıp bu sandalyeyi terk edin demedi. Yani bakın ben... Biz de sizlerden kovsaydık o zaman olur mu öyle yani şey bak, Sevim Hanım'ın el açmaları Allah. Olduğu halde siz ona düşük puan verdiniz. Yok. Ama Sevim Hanım hiçbir zaman da kalkın masayı terk edin demedi Kadir yemek Bey, masasında. Bana 2 verdi, sizin müdahalenizle yükseldi yani. Ben bu yani. Tavrı kesinlikle kabul etmiyorum. Çok tamam. Yanlış bir tavır. Ya isterseniz kesinlikle. Zeynep Hanım'dan gidip özür dileyin. Yoksa ben kalkmak kalkalım, zorunda kalacağım. Değil mi? Yani ona denmiş, ha bize denmiş. Evet, biz de kalkalım. Yani... Zeynep Hanım 2 puan verdi diye sinirlendi ve bu evi terk et dedi. Bir bayana ve bir annesi o yaşındaki bir bayana kalk evi terk et diyemez. Sinirle de söyledim lütfen affedin gelir misiniz rica etsem Zeynep Hanım. Çok saygısız davranıyorsunuz ama bakın, evinize gelen misafir özür asla. Dilerim. Hayır kabul etmiyorum ben kabul oradan bir kere çıktım Yeşim Hanım lütfen. Bakın. Beni sinirlendirmeyin oradan çıktım ben bir kere şimdi kapıdan dışarıda çıkarım. Bakın kapıdan dışarıda çıkarım lütfen. Ben teklifimi lütfen yaptım. Siz yerinize geçer misiniz? Bakın.
Siz adaletsiz davrandınız. Ben adaletsiz davranmadım. Ne demek yani, çıkın gidin o zaman buradan. 5 puan verdim. O koltuktan çıkın gidin. 5 puan verdim yani. 2 puan vermek ne demek ya? Temizliğime 1 puan vermek ne demek ya? Bu evi ne yani? Ne gördün? Buralarda ne gördün? Kameralarda göreceksiniz. Ne gördün? Yani buralarda ne gördün? Ne gördün buralarda? Ben baktım ve gördüğüm yerlere puan verdim. Gösterir misin? Gösterir misin kendini sonra? Gösterir misin? Sonra göreceksiniz kendini. Yani gösterir misin bana? Lütfen. Bir saniye, bir lütfen, sakin arkadaşlar. Ediyorum. Yeşim Öncüm, sakin eğer olun. Eğer o koltuktan bana kalkmamı teklif ettiyseniz ben bir daha o koltuğa oturmam. Siz bana oturma. Bir puan verdiniz. Yeşim bir Hanım, puan. Yeşim Hanım, zaman, bir saniye. Ben tamam, kabul bir sakin olun. Lütfen. Bakın, bir sakin olun. Bir sakin olun, tamam. Buraya geri çağırmaya geldik ama daha çok ses yükseliyor bu. Çağırdım, özür dilerim, buyurun gelin dedim. Kendisi yükselen, kendisi kabul etmeyen o. Yani ne yapabilirim? Bana haksızlığa uğratan o. İçeri gelmek istemiyor musunuz? İstemiyorum. Puanınızı değiştirecek Hayır, misiniz? Hayır, değiştirmiyorum. Peki, o zaman ben size aracı alayım. Yani doğal tercihiniz, geçmek istemiyor olabilirsiniz. Bu konuda zorlamayacağım. Tamam. Çünkü belki bu muamele bana da yapılsaydı ben de aynı tepkiyi verirdim. Sizi o zaman biz aşağı alalım. Tamam. Araca geçin, dinleyin. Tamam. Biz de zaten birazdan çıkacağız. Tamam. Buyurun peki. Böyle. 52 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimse bana böyle bu şekilde davranamaz. Çocuğum yaşındaki kadın kalkıp da bana ters davrandı. Koltuktan kalkıp gider misiniz dedi. Ben de gitmeyi tercih ettim. Yeşim Hanım da bunu hak etti. Geliyor mu Zeynep Hanım? Yok, Zeynep Hanım'ı aşağı gönderdim. Çünkü ciddi anlamda çıktığım yere geri girmek istemiyorum haklı. Dedi. En doğal da hakkı haklı. Buna bir şey diyemem. O yüzden kendisini araca yolladım. Biz de kalkalım. Olmadı çünkü. Buyurun o zaman. Yani puanlar verildi zaten. Evet, herkes puanını verdi zaten. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Buyurun güle benim. Güle. Teşekkürler. Elinize sağlık. Ben bir kere kalktığım yere bir daha geri dönmem. İlk başta yapmayacaktı o saygısızlığı. Ve bir daha da geri dönmedim asla. Ben Zeynep Hanım'ın yerinde olsaydım kesinlikle ben de terk ederdim. Oturmazdım ki. Zeynep Hanım kesinlikle çok haklıydı kalkıp gitmekle. Evet, son dakika tüm her şey mahvoldu. Yani belki biraz daha ılımlı olabilirlerdi ama her şeyi affederim evet. Ama bu saygısızlık, bunu asla kabul edemem ki Zeynep Hanım hepimizden çok yaşça büyük ve ailesi izliyor. Ve bizim geleneğimizde, göreneğimizde asla misafir ne derse desin başımın üstündedir. Evet, zoruna gidebilir, üzülebilirsin. Bunu ona belli edebilirsin. Ama asla hiçbir zaman hiçbir misafir evden kovulmaz. Ben bunu yarışmacama değil, kendime hakaret olarak algılarım. Çünkü biz bir ekip olarak, bir misafir olarak geldik. O yüzden ben de şimdi evden çıkıyorum ve birazdan puanımı vereceğim. Gülten Hanım, Burcu Hanım'ın çıkışına sinirlendi. Hani biraz daha sessiz söyleyebilirdin. Böyle şeyler çok sessiz ben söylenmez. Ben zaten sessiz söyledim Kadir Bey. Asla sesimi yükselttiğimi düşünmüyorum. Bütün Türkiye duydu zaten yani. Ama ben ne yapabilirim yani? Şuradan şöyle alıp da şöyle mi yapsaydım yani? Benim için ben problem değil. Canım tamam, zaten ben kim olmadığına eminim. Kahveye gidip bakıyorsun, tabağını alırsın, oraya dersin ki benimkini değiştirmişsin. Sen de gittin kahvelere baktın Gülten abla. Bak, tabağını alıp, bu tabağını alıp benimkinde bir sıkıntı var, değiştirebilir misiniz? Bu sefer daha farklı anlaşılacaktı, başka bir şey gibi düşünecektim. Belki o zaman kılısını atıyorsun, ikindik böyle oluyor. Dün de öyle oldu, bugün de öyle oldu. Ben zaten kapalı bir bayanım. Ben de kapalıyım. Senin dün yemeğin içinden çıktı, güvecinin içerisinden çıktı. Sana izah ediyorum, bak mutfak kalabalık olabilir. Ben de sana diyorum ki olabilir. Oldu da olabilir. Sen de yaşadın çünkü aynı şeyleri. Tamam olabilir, ben asla aksini iddia etmiyorum. Peki Adalet Hanım'a soralım. Burcu Hanım size karşı kıl konusunda sert bir çıkış yaptı mı ya da hani sizi... Hani kıl olduğuna emin olmadan kıl olmasına üzüldüm. Hani burada bir tüy var veya peçete şey... Bakın şu anda da tüy var. Bunları ben görmezden geliyorum. Aa, hiç olmaz. Daha beni mi sizi üzdü? Bakar mısınız daha bir? Peçeteyi de kuruladık inan ya. Kızlar patlıyor bana. Yok, ben tüy olarak görmüyorum onu. Bak güzelim, tabağı tekrar yıkadık. Ben bulacağım. Yok bu ama görmezden gelirim dedi zaten Burcu ben bunlara. Burcu Hanım aradım, parmak sallıyoruz, buyurun. Burcu Hanımcığım bak taban tekrar yıkandı güzelim içeride. Kızlar da içeride. Adalet Hanım ben zaten bir şey söylemiyorum. Bak, güzelim. Olabileceğini söylüyorum. Bak beni dinler misin? Ama şu an ben çok üzüldüm ve kırıldım şu an gerçekten. Yakın gözlüklerim var, getirin. Çok pardon, sizden müsaade istiyorum. Çok pardon. Burcu dedi ki şu anda da hani küçük bir şey var ama ben bunları görmezden geliyorum dedi. Aşk olsun öyle dememen de lazım ama yok gel anlama. Hayır görmez, ayıp olmaz ama. Aa lütfen ya. Tamam yavaş, sakin. Ağlayabilir. Kadir Bey, mutfakta kalabalık olabilir. Benim saçım kapalı, kıl düştü diyor. Sen de çıktı diyor. Niye diyor? Ben senin için değil. Tatlıda bir şey çıktıysa... Hani mutfak sana der ki... Ama belki şimdi... Yanlış anlama, bu da bağıra kıl çıktı. Bakın benim tabağımda diyemez. Yani bile bile yaptığımı düşünüyorlar, bile bile kıl attığımı düşünüyorlar yani. Olan bir şey söylemek zorundayım.
Ama çok da bağırmadı şimdi Gülten Hanım yani. Nasıl bağırmadı? Bekliyordu zaten. Bir şey söylemedi. Kadir Bey bir şey mi oldu diye zaten söyledikten sonra vallahi söyledi. Vallahi çok da güzel olmuş yedim. Anladın da hani o da çok bağıra bağıra. Yani bunda bağırmadı kum var, şimdi. Ben bunu yiyemem demedi. Demedi. Öyle bir kelime kullanmadı. Yüz ifadesi değişti. Yüz ifadesi değişti. Yani istiyor ki. Ne diyor biliyor musun? Bana mahsus mu yapıyorsunuz bunu diyor. Ay yok aşkım. Hayır. Mahsus kim kime yapan ya? Çok pardon Adalet Hanım. İsterseniz bir siz gidip bakın. Ben bulayım da. Ya sen bizden düşemez. Biz saçımız masada bağlı yapılıyor. Masada bardak olmayabilir ama kıl olamaz. Sen de bardağa geçme. Senin ne vardı ama ki masada? Hayır. Masada bardak yoktu. Hiçbir şey yoktu ki senin masanda. Ne vardı Allah aşkına ya? Bilemiyorum. Lütfen ama bak benim problemle sakın ağlama üzülme ne olursun. Ben senin art niyetli olmadığını biliyorum zaten. Yani adab kuralı diyor, görgü kuralı diyor. Ben o kadar saygısız bir insan olduğumu asla hayır, düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Kesinlikle sen kendi şeyini, kalbini bozma lütfen. Sen benim evimdesin, benim misafirimsin. Sen onun sözlerini bence kale alma. Asla saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bu görüntüleri tüm Türkiye izleyecek. Asla rencide edici bir şekilde sesimi yükselttiğimi düşünmüyorum. Tamam, şimdi sen içeriye gel. Bence sakinliğini koru. Hadi gel, yemeğe devam edelim. Hadi. 5 dakika sakinleşmek istiyorum. Bütün hafta bir boyunca bana yüklendiler. Programın en başından beri 26 yaşında olduğum için beni kendilerine rakip görmediler. Kah mutfağa gidip kahve yardım etmemi eleştirdi. Onu yuttum. Büyüklüğe saygımı kesinlikle bozmadım. Onun dışında bugün masada böyle yapışı. Yani hiç hoş değil. Evet Miraç Bey siz bayağı bir gerildiniz. Evet. Yani bunun sebebi yorumlar mı yoksa bir yarışmacının tavrı mı bu kadar sizi sinirlendirdi? Ya da bu hani sürekli kadın geliyor, kadın geliyor denmesine mi bu kadar yükseldiniz? Ben öncelikle özür diliyorum ama sizi haklı bulduğum için değil. Bu kadar yükseldiğim için özür diliyorum. Çünkü ne kadar da olsa, ne kadar haksız da olunsa evime gelen misafirlerimsiniz. Evet. Daha sabırlı olmam gerekiyor. Ama hassas olduğum bazı noktalar var ve o hassasiyetlerime özen gösterilmesini istiyorum. Bunlardan birisi benim misafirperverliğim. Heh Miraç Bey, bir ağlamadığınız kalmıştı. Haklı olarak eleştirin. Olmayan bir şey olmamış değil. Asla gocunma. Ama sabahki karşılaması güzel değildi. Uykusunu alamamış yorgundu. Ya uykumu alamamış olabilirim, yorgun olabilirim. Ben provamı akşamdan yaptım. En ufak bir aksilik yaşamamak için prova yaptım. Gece geç saatte uyudum. Uykusuzdum, evet. Yorgundum, evet. Misafirperverdim. Yani çok özür dilerim. Yani Nalan Hanım'ın yorumu mu zorunuza gitti? O zoruma gitti. Bizim kültürümüzde olan bir şey. Ben bu konuda daha hassasım. Peki, sakinleşsen biraz daha. Evet, Nalan Hanım'ın misafirperverliğine yorum yapması biraz galiba onu üzdü. Çünkü genel olarak misafirperverliğe çok düşkün bir aile olduklarını söyledi. Bunlara da çok dikkat ediyormuş. Nalan Hanım, ne yapabilirdim? Ne yapmalıydım? Ya da hangi tavrımı şey buldunuz? Yorgunluğum, uykusuzluğum dışında neyi yorgun kötü buldunuz? Yorgun ve bitkin, sanki zorla hoş ama geldiniz dedi. Ama o elimde dedi. Olan bir şey değildi i̇şte ki. Yani vücut yorgunluğu hani olabilir tabii ki. Bir şey değildi ki. Ama veya size yansıttığım bir şey var mıydı? Mesela o yorgunluğundan, uykusuzluğumdan ötürü atıyorum bir şeyi eksik bıraktın mı? Hayır, çok teşekkür ederim, sağ ol. Eğer burada hani şunu söyleyebilseniz, evet yorgun ve uykusuzdu, bu yüzden bizimle ilgisiz davrandı, işte bizimle konuşmadı, işte kahvesini sunmadı, bilmem şu oldu. Tamam derdim, haklısınız, eksik bıraktım. Ama ben o yorgunluğuma, uykusuzluğuma rağmen her şeyim eksiksiz olsun diye hatta Oğuzhan Bey dedi ki niçin tek tepsi de getirmediniz bunlara? Hem karışsın istemedim hem de sunumlarım daha görsel, daha güzel olsun istedim. Özenmek istedim ya. Peki, sakin olun Miraç Bey. Duygusal bir yarışmacımız. Oğuzhan Bey sizden devam edelim. Şengül Hanım'ın evinde Miraç Bey talaş bulmuştu. Hepimiz bulmuştuk daha doğrusu. Ama aynı şekilde kendisinin mutfak dolabının bir tanesinin içinde de talaşlar vardı. Hani en azından ona dikkat edebilirdi bence. Ben kameraya gösterdim vardı, bunu nerede, bu arada. Ne vardı pardon? Çok... Mutfak dolabınızda sol tarafta böyle talaş gibi böyle kırıntılar çektirdiniz vardı. Çektirdiniz mi onları? Evet çektirdim tabii peki, ki. De. Peki başka bir yerde bir şey gördünüz mü? İzlerken artık Miraç Bey de görecek görürüz, kendisi. Evet. Görsün. Öyle bir şey tamam. Olmadığını biliyorum tamam. Ama hayır yani varsa da görecektir diyorum. Görsün. Tamam işte görsün ya. Ağlaması benim için hiçbir şey var.
ifade etmedi bu anda şu an. Bakın burada ben durumu acite etmeye çalışmıyorum veya sizin bana... Şu an çok pardon, çok pardon. Şu an temizlik konuşuyoruz. Şu an onun evet, ağlamasında değiliz. Sadece... Siz gördüğünüz yerleri söyleyin istiyorum ben. O şu anda niye böyle oldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Niye? Çünkü her şeyi böyle mumtazan yaptığını hayal etti. Bizden de çok harikalar diyarı yorumlar bekledi. Biz eksi yorumlar yapınca ona hazırlıklı olmadığı mumtazan için... Mumtazan değil mi? Kaç defa yaşıyor. Böyle bir masaya oturdunuz yarışmanın başlangıcından beri? Kaç defa böyle bir masaya oturdunuz ya? Ya hep... Niye böyle sürekli bir kibir abidesisiniz? Kibirle ne alakası var? Ortaya konulan şeylerden bahsediyorum. Ama Oğuzhan yani Bey, bakın yani. Seyirciler izleyecek, insanlar izleyecek, görecekler. Yani. Kim ne yaptı bunlar görülecek. Yani Oğuzhan Bey, siz bu programın başından beri neyi kıskanıyorsunuz? Artık bir içinizi dökün, siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.